Merhabalar arkadaşlar. Örtü dokuya değineceğiz bu videomuzda. Arkadaşlar örtü doku kabaca bitkinin derisidir. Bizim vücudumuzdaki derimiz gibi bitkilerin derisi de onun örtü dokusudur. Onu korur. İşte soğuktan, sıcaktan, haşerelerden falan. Şimdi örtü dokunun iki çeşidi var arkadaşlar. Birisi epidermis. Bir diğerisi de peridermis. Epidermis, peridermis. Kabaca şöyle aklınıza tutun. Bitkinin genç kısımlarını yani yeşil kısımlarını, odunlaşmamış kısımlarını örten epidermistir. Ee, ancak bitkinin odunlaşmış kısımlarını, yaşlanmış kısımlarını, sert kısımlarını örten ee, doku ise peridermistir arkadaşlar. Epidermis canlı hücrelerden, peridermis ölü hücrelerden oluşur. Aralarında böyle bir fark vardır. Şimdi epidermis hücrelerinin özellikleriyle başlayalım. Epidermis hücreleri arkadaşlar tek sıralı hücrelerden oluşurlar. Böyle kat kat değildir yani tek bir tabakadır bunlar. Ee, hücreleri e, bunların şeffaf olur, e, canlıdır, e, büyük kofuludurlar e, ve kloroplast taşımazlar. Yeşil değil bunlar, şeffaf hücreler fotosentez yapamazlar. Şöyle düşünün. Bu bir epidermis hücresi. Yanında bir tane daha, yanında bir tane daha. Bu şekilde tek sıra olarak bulunuyorlar. Mesela bu yaprak olsun. Yaprağın üzerine örten bir epidermis tabakası olsun. Üstteki epidermis oluyor bu. Ama bu alttan da örtülmeli bitki. Yaprağın altında da var bir sıra. Bu da alt epidermis oluyor. Bu iki epidermis arasında işte bitkinin diğer dokuları mesela burada parankima dokusunu çizelim. Bunlar bulunuyor. Zaten epidermis de bunları koruyan doku oluyor arkadaşlar. Üst epidermis, alt epidermis bu şekilde bulunuyor. Bir de epidermis hücreleri kendi üzerlerine mumsu bir salgı gönderirler arkadaşlar. Bu salgı e, mumsudur, su kaybını önler. Buna biz kutikula deriz. Kutikula e, su kaybını önleyen Epidermis hücrelerinin salgıladığı bir e, salgıdır. Böylece bitkilerde su kaybını önler. E, bir de arkadaşlar kutikula ve epidermis şeffaftır. Üzerinden ışık geçirir. Böylece alt kısımların fotosentezi yapabilmesini sağlar. Epidermis hücreleri ve kutikula şeffaf hücrelerdir. Bunu da buraya bu şekilde açıklayalım. Şimdi. E, bir de şu durum var e, kutikula veya epidermis alakalı olarak şimdi bir bitki hücresini düşünün bunun alalım e, şu alt kısma böyle yapıştıralım yapıştırdıktan sonra kenara çekelim bunu bundan bir tane daha yapıştıralım şöyle şimdi iki farklı e, bitki hücresinin dokusu olsun bunlar şimdi bunlardan bir tanesinin e, kutikulası e, Diğerine göre farklı olacak. Soldaki kurak bölge bitkisi olsun. Sağdaki nemli bölge, ılıman bölge. Yani suyun bol olduğu bir bölge olsun. Diyelim. Orada yaşayan bir bitki olsun. Şimdi bakın kurak bölge bitkilerinde arkadaşlar su önemlidir, kıymetlidir. O yüzden su kaybını önlemek için kutikula kalın olur. Kalın bir kutikula örtüsü vardır. Bu kalın kutikula örtüsü bu mezofil dokudan buharlaşmayı zorlaştırır. Buharlaşmada su kaybı zaten. Su kaybını önler. Nemli bölgede ise su zaten ortamda çok var. Terleme ile su kaybı çok problem değil. Burada ince kutikulu alır ve buradan çok daha fazla buharlaşma gözlemlenebilir. Bitki çok daha fazla su kaybedebilir yani. Kurak bölge bitkisinde kalın. Nemli bölge bitkisinde ince kutikula örtüsü bulunur arkadaşlar. Evet. Evet. Epidermisin özellikleri bu şekilde. Bir de epidermisin farklılaşarak oluşturduğu bitkide farklı farklı yapılar var. Bunlara bir bakalım arkadaşlar. Yani özel bazı yapıları oluşturabiliyor epidermis hücreleri. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar tüy. Bu epidermis hücrelerinin üzerinden böyle uzantılar çıkar. Biz bunlara tüy deriz. Tüyler çok farklı görevleri yerine getirebilirler. Mesela bir tüy kökte ise eğer e, ee, emici tüy olabilir. Topraktan daha iyi su alabilmek için, emilim yüzeyini artırmak için böyle tüyler bulunur. Kökte emici tüy olabilir. Veya e, emici tüyün dışında e, başka tüy çeşitleri de var. Mesela tırmanıcı bitkilerde yaprakların gövdenin kenarında küçük minik minik tüyler vardır. İşte, duvara falan tutunmayı sağlar. Tırmanma tüyü. Ee, savunma tüyü olabilir, işte ısırganda falan olur, dokunursunuz hemen içindeki alkoloidleri yayar, yakar. Salgı tüyü olabilir, işte bitkilerdeki güzel kokuları salgılayan. Yani tüyler farklı farklı görevleri yerine getirebilirler arkadaşlar. Tüyler epidermis hücrelerinin farklılaşmasıyla oluşur. Epidermis hücrelerinin farklılaşmasıyla oluşan bir diğer yapı da arkadaşlar, emergens yani diken Böyle epidermis hücreleri dışarıya doğru böyle bayağı bir çıkıntı yaparlar. İçlerinde de parankima hücreleri vardır. Yani sadece epidermisten oluşmaz aslında bu emergens veya dikenler. Ee, emergens bunun kendisi. Diken. İçinde aynı zamanda parankima hücreleri de barındırır. Zaten çok daha büyük. Ee, bunlar da epidermisin oluşturduğu diğer yapılar olarak söyleyebiliriz. Bir diğer yapı daha var. Özellikle ot su bitkilerde bulunan, ot su bitkilerin uç kısımlarında bulunan bir yapı arkadaşlar. Mesela ot su bitkinin şu uç kısmı, uç sürgünü etrafında epidermis hücreleri var böyle tek sıra. Ortada bir boşluk var. Bu boşluk arkadaşlar kısilen borularıyla, odun borularıyla bağlantılı. Buralardan damlama yoluyla su atıyor bitki. Özellikle terleyemediği zaman, havada çok nem olduğu zaman... Ee... Havaya buhar olarak veremediği suyu bu şekilde damlamayla veriyor. İşte bu açıklıklara biz hidadot diyoruz. Su sıvı halde su buradan atılır. Hidadotlar damlama yoluyla bitkilerin fazla suyu attığı yapılardır. Epidermisin farklılaşmasıyla oluşur. Evet, epidermisin farklılaşmasıyla oluşan bir diğer yapı da çok önemli bu. Ee, arkadaşlar. ...stoma bakın, beyaz olanlar epidermis, arada yeşil iki tane hücre oluşmuş. Bunlar epidermisten farklılaşmış stoma hücreleridir. Açıklık anlamına gelir. Bunlar özellikle bitkilerde, şöyle yakından bakalım... ...yeşil hücrelerdir bunlar. Fotosentez yapabilen, kloroplastı olan hücrelerdir. Normalde epidermis hücrelerinde olmaz bu. Ve bu stoma hücreleri arkadaşlar... Bitkilerde çok hayati olan gaz alışverişini yapar. İşte fotosentez için gerekli karbondioksit alır, oksijeni verir, su buharını dışarı atar. Terleme diyoruz biz. Özellikle su buharını atmasına terleme diyoruz. Bunu gerçekleştirir. Gaz alışverişini sağlar, stomalar. Bunların açılıp kapanma mekanizmasını ayrıca anlatacağım. Bunlar canlı hücrelerdir. Stoma hücreleri açılıp kapanabilir. Genellikle gündüz açıp gece kapalıdır. Ee, mesela kapalı hali bu. Ee, gaz alışverişi şu anda durmuş durumda. Fotosentez yapılmıyor. Ee, ama gündüzleri bu şekilde ikisi birbirinden ayrılarak bu şekilde ortasındaki boşluk oluşarak gaz alışverişini yapabilir hale gelir. Gece kapalı gündüz açıktır stomalar. Genellikle gaz alışverişini yaparlar. Evet, Stomada epidermisin farklılaşarak oluşturduğu bir diğer önemli yapı arkadaşlar. Ee, buradan epidermisin farklılaşarak oluşturduğu yapıları şöyle kısaca bir özetleyelim çünkü bunlar dağınık olarak aklınızda çok kalmayabiliyor. Epidermis hücreleri e, tüyleri oluşturur, emergens yani dikenleri oluşturur, ee, başka işte hidadotlar oluşturur, damlama yoluyla suyun atıldığı, başka stomaları oluşturur. Tüylerin de kendi içinde çeşitleri var. Emici tüy, savunma tüyü, işte e, tırmanma tüyü, e, salgı tüyü gibi çeşitleri vardır tüylerin. Bunların hepsi epidermisin farklılaşarak oluşturduğu yapılar. Şöyle daha anlaşılır olsun aşağı doğru çekelim bunları. Karşılarına da her birinin ne iş yaptığını yazalım. Nitelotlar damlama yoluyla sıvı halde suyu atar. Bitki terleyemediği zaman stomalar açılıp kapanır, gaz alışverişi yapar. E, gaz halde su atar dışarıya. E, fotosentez de yapabilir aynı zamanda hücreleri yeşildir, kloroplastı vardır, açılıp kapanabilir ve fotosentez yapabilir arkadaşlar. E, böylece. Emergensleri de söyleyelim. Emergensler dikendir arkadaşlar. Özelliği de şudur. Sorular da gelir. Epidermis ve parankimadan oluşur. Yani sadece epidermis değil. Epidermis artı parankimayı da bulundurur kendi içerisinde. Devam edeceğiz arkadaşlar. Hepinize başarılar.